Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 253 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أشى رسولر أشى إلشلر أولارنين بعضلارن بعضلاريا فزيلت لقلدك أولارنين إشلر دا الله تعالى قفرين كشلر بار وأولارنين بعضلارن درجلاريا كتردك مريمنين أغل عيسى أشو حجتلن كلتردك ve onu mukaddes ruh bilen Cibril bilen kullar kuvvetledik. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُمَّ قُتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُمَّ قُتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدِ. Eğer Allah hahlayan dedi, ulardan keyingilar, yani peygamberlerden keyingilar, ularga açıq hüccetler kelgandan keyin jang qilmagan bo'lishar edi. Va lekin ixtilof qildilar. Ularning ichlarida iymon keltirganlar bor va ularning ichlaridan kofir bo'lganlar bor. Va agar Alloh xohlaganda edi, ular jang qilmagan bo'lishar edi. Va lekin Alloh xohlaganini qiladi. Nimani xohlasa shuni qiladi. Suyutining tafsiri. Tilka mubtada'un ar-rusulun na'tun aw 'atfu bayanin wal khabar. Yoki awil khabar. Wal khabaru faddana ba'dhum 'ala ba'din. Tilka mubtada bo'lyapti, ar-rusul esa sifat. Ya'ni tarkib masalasi. Tilka mavsuf ar-rusul sifat yoki masalan ar-rusul asl bayan bo'ladi yoki badal bo'ladi. 3ta i'rob bor. Ya'ni mashhuri muhakkiklarning ko'proq tarjih qilgan atf bayon bo'lishligidir. Keyin ikkalasi mubtado bo'ladi. Xabar esa faddonna ba'dahum ala ba'din, ba'zilarni ba'zilardan fazilatli qildik. Bi taxsisihi bi manqabatin laysa li g'ayrihi. Bir payg'ambarni boshqa payg'ambarda bo'lmagan manqaba fazilat bilan xoslashlik bilan. Ba'zi payg'ambarlarga shunday fazilat berildiki, u boshqa payg'ambarlarga berilmadi. Minhum man kallamallahu ka Musa. Ularning ichlarida Alloh taolo gapirgan payg'ambarlar bor, Musoga o'xshab. Wa rafa ba'dahu ay Muhammadan sallallohu alayhi va sallam, va ba'zilarini esa ko'tardi. Masalan Muhammad alayhisolamni darajatin darajalariga ala g'oyrihi, boshqa payg'ambarlarga nisbatan bi umumi da'vati, da'vatining umumiyligi bilan. Ya'ni butun payg'ambarlar faqatgina o'zining ummatiga payg'ambar qilib jo'natilgan bo'lsa, o'zining qavmiga jo'natilgan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom butun insonlarga, butun jinlarga payg'ambar qilib jo'natildilar. Va xatmi nubuvati, va payg'ambarimiz alayhisalom bilan nubuvat bitdi. Payg'ambarimiz alayhisalom xotam ulan deya butun payg'ambarlarning oxirgisi edi. Va tafdili ummatihi ala sa'iril umam. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetini başka bütün ümmetlerden afzal buluştuğu hem Peygamberimizin derecesini belirttiğinin delilidir. Vel mucizatil mutekafirati. Ve nihayetteki mucizeler bilen Allah Teala Peygamberimizin derecesini kötardı. Vel hasaisil adide ve cüdeküb adette bugün hususiyetler bilen. وَاَتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ Cibril ve Meryem'in oğlu İsa'ya biz asıl hüccetlerini kirtirdik ve onu teyit kıldık, kollab kuvvetledik, mukaddes ruh bilen yani Cibril bilen.
Yasiru ma'ahu haythu sara. İsa aleyhisselam qayerga ketsa Cibril aleyhisselam o kishi bilan birga yurardi. Va lam she Allahu hadannasa jami'an. Agar Alloh taolo xohlagan dedi, bütün insonlarni hidoyat qilgan bo'lardi. Maqotatallazina min ba'dihim ba'da ar-rusuli ay umamuhum. Rasullardan keyin ularning ummatlari jang qilmagan bo'lishardi. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, ularga ochiq hujjatlar kelgandan keyin. Lihtilafihim va tadlili ba'dihim ba'dan. Endi ular qanday qilib jang qilishyapti o'rtalarida ixtilof qilganligi uchun va ba'zilari ba'zilarini zalolatga adashganga chiqarganligi uchun. Mana shu narsa ularning o'rtasidagi jangga olib boryapti. Walakin ixtilafu li mashiatihi zalik. Lekin ular ixtilofga tushdilar, ixtilof qildilar. Alloh taolo shuni xohlaganligi uchun. Faminhum man aman, ularda ichida iymon keltirganlar bor. Sabata ala imanihi, iymonida sobit bo'lgan kishilar bor. Va minhum man kafar, ularda ichida kofir bo'lganlar bor. Kannasora ba'dal masih, masihdan so'ra Iso alayhisalomdan so'ra nasroniylar kofir bo'lganlik. Va law sha'allohu ma qutatalu ta'kidun, agar Alloh taolo xohlagan dedi ular jang qilishmasdi o'rtalarida. Ta'kid bo'lyapti chunki yuqorida keldi-ku, takror kelyapti ta'kid uchun. Walakin Alloh yaf'alu ma yurid. Walakin Alloh taolo o'zi xohlaydigan ishini narsani qilaveradi. Min tawfiqi man sha'a va xuzlani man sha'a. Xohlaganiga tawfiq berib, xohlaganini xor qilib, xohlaganiga yordam berib, xohlaganini yordamsiz tashlab qo'yib, Alloh taolo o'zi xohlaganini qiladigan zotdir. Yuqoridagi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo juda ko'p ilmlar, ma'lumotlar to'g'risida xabar berdi. Shularning ichida eng muhimlari payg'ambarlar masalalaridir. Va mana ko'pgina payg'ambarlarning xabari zikr qilindi muxtasar holatda. Endi Alloh taolo o'sha payg'ambarlarga ishorat qilyapti. Tilka rusulu, o'sha payg'ambarlar, yuqorida zikr o'tgan payg'ambarlar, tilka muannas kelyapti. Aslida rusul muzakkar albatta erkak-ku, lekin bilasizlar, bir kalima siniq jam bo'lgandan keyin muannas hukmida bo'ladi. Va yana bu yerda tilka jamoatu rusul degandek, jamoat e'tiboridan muannas bo'lyapti. Tilka. Bu bo'lsa, tilka bilasizlar muannasga ishlatiladi. Muzakkarga zalika bo'lishlik kerak. Va ismi ishora ham uzoqqa bo'lgan ishora ishlatilyaptiki, birinchidan ular Muhammad alayhisalomning zamoniga nisbatan uzoq zamonlarda yashaganliklari, ikkinchidan darajalarning balandligi e'tiboridan uzoqqa ishora bo'ladigan ismi ishora zikr qilinyapti. Yaqinga bo'lsa bilasizlar haza yoki hazihi bo'lish kerak edi. O'sha rasullarni ba'zilarini ba'zilariga afzal qildik. Shu masala ixtilofli masalaki, ba'zi payg'ambarlarni ba'zilardan afzal desa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana oyat aytayapti, biz ba'zilarni ba'zilardan afzal qildik deyapti. Demak, payg'ambarlarning hammasi ayni darajada, ayni martabada emas ekan. Darajalari har xil, martabalari har xil ekan. Ba'zilari ba'zilardan afzal ekan. Lekin ba'zi hadislarda keladiki, bir kuni bir sahobiy yahudiy bilan tortishib qoldi. Shunda yahudiy aytdiki, Musa alayhisalom Muhammad alayhisalomdan afzal dedi. Dedi sahobiy uni qattiq bir urdi tarsaki bilan. Aytdi, "Ey sen Muhammad alayhisalomdan afzal deyapsanmi?" deb qattiq urgandan keyin kelib payg'ambarimizga shikoyat qildi. "Men Musa alayhisalomdan afzal deydim, meni urdi." deganda keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Meni boshqa payg'ambarlardan afzal demanglar." dedilar. Ba'zida shu hadisni keltirib, zohiri bu oyatga xilof bo'lyapti, qanday tushunamiz deydi. Ba'zi olimlar aytadiki, avvaliga shunday edi, bu oyat nozil bo'lgandan keyin u hadis mansux bo'ldi deydi. Lekin eng zaif qavl bu. Yani doim aytayapmiz, mansux deyishlikka shoshilmaslik kerak. Ba'zi olimlar shu osongina mansux deb qo'yaveradi. Lekin og'ir kalima bu. Oyat hadislarda hech qanday dalil bo'lmasdan turib mansux deyishlik, ya'ni hukmini yo'qotishlikdir. Uni hukmini rad qilishlik, hukmini inkor qilishlik bu oson narsa emas, og'ir masala bu. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Keyin har xil javoblar bor. Ba'zilar aytadiki, payg'ambarlik va rasullik e'tibordan hammasi bir, lekin daraja, fazilat, amal, xizmat e'tibordan har xil deydi. Hadisda kelgani payg'ambarlik e'tiboridan deydi. Oyatda kelib turganligi amal e'tibordan, xizmat e'tibordan deydi. Yana ba'zilar aytadiki, afzalligi anig'u, lekin afzallik masalasi bilan tortishib janjal qilishlik joiz emas.
o Yahudi bilan sahabani qissasida payg'ambarimiz alayhissalom ularning holatini rad qilyaptilar. Yani, haqiqatan ham qarang, agar shu hadisni mansuh desiz, qaytib bu hadis tilga olinmaydi endi. Faqat tabarrukan o'qiladi xolos. Lekin biz aytamizki, hadis mansuh bo'lmagan, hozirgi vaqtda kim bittasi aytsa-ki, Musa alayhissalom afzal desa, yana bittasi Muhammad alayhissalom afzal desa va tortishsa bu harom, joiz emas. Bunday tafzildan islom man qiladi. Nimaga? Chunki bunday tortishuvlar payg'ambarlarga hurmatsizlikka olib boradi. Masalan, bir johil musulmon yahudi bilan tortishyapti. Aytayaptiki, Muhammad alayhissalom afzal deyapti. Yahudi Musa alayhissalom afzal deyapti. Shunda yahudi masalan payg'ambarimizga hurmatsizlik qilsa, sizlar payg'ambarlaringiz bunday deydi, bizni Musa alayhissalomimiz bunday deydi desa, ular zotan kofir, ular zotan payg'ambarimizni haqorat qilishadi ular. Shunda musulmon agar johil bo'lsa, u ham Musa alayhissalomni haqorat qilishi mumkin. Muhammad alayhissalomni maqtayman deb Musa alayhissalomni haqorat qilsa, "Ey Musa falon degidi" deyarsa, u juda yomon bo'ladi keyin. Kufrga olib boradi. Bu joiz emas bu. Payg'ambarlarni haqorat qilishlik joiz emas. Fazilatini bayon qilaverasiz. Tortishmang bu masalada, hech kimdan tortishmang. Yahudiylar Musa alayhissalomni maqtasa aytingki, biz sizlardan ko'p maqtaymiz u kishini deng. Iso alayhissalomni nasroniylar maqtasa, biz sizlardan ko'p maqtaymiz deng. Shu bilan maraz niyatlariga yetishmaydi. Ular qasddan shu masalaga kiradiki, Muhammad alayhissalomni so'kamiz shunday qilib, haqorat qilamiz deydi. Masalan, johil bo'lsangiz yoki uni tuzog'iga tushadigan bo'lsangiz, bilib bilmasdan keyin Musa alayhissalom va Iso alayhissalomga til tekizib qo'yasiz. Payg'ambarlarga haqorat qilasiz, kufrga tushib qolasiz. Ba'zi payg'ambarlar ba'zilardan afzalligi sobitdir. Masalan, 5 ta payg'ambar hammasidan afzal. Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalom, Iso alayhissalom, Muhammad alayhissalom. Bu 5 ta payg'ambar butun payg'ambarlardan afzal. Va butun payg'ambarlar ichida Muhammad alayhissalom afzal. Bunga dalillar bor. Endi Alloh taolo ularning fazilatlariga ishora qilyapti. Yani mutlaq aytib qo'yganda edi, masalan biz bilmay qolardik. Ba'zilar, ba'zi olimlarga hayron qolasiz. Ba'zilar aytadiki, Alloh taolo afzalligini aytdi-yu, kimligini aytmadi. Shuning uchun biz ba'zi payg'ambarlar Allohning huzurida ba'zilardan afzal ekan deymiz-u, lekin Muhammad alayhissalom hammasidan afzal deya olmaymiz. Masalan, bu 5 ta payg'ambar boshqa payg'ambarlarga nisbatan afzal deya olmaymiz. Chunki bu tayinga kirib qoladi deydi. Noto'g'ri bu, zaif fikr. Mana Alloh taolo ishorat qilyapti. Minhum man kallama Alloh. Ular ichida Alloh taolo gapirgan kishilar bor. Alloh taolo ba'zi payg'ambarlar bilan gaplashdi, bevosita gaplashdi. Ya'ni butun payg'ambarlar bilan Jibrilning vositasida gaplashdi, bu sobit. Vahiy kelmasa payg'ambar bo'lmaydi-ku. Lekin ba'zi payg'ambarlar bilan bevosita, to'g'ridan-to'g'ri gaplashdi. Mana bu juda katta bir fazilat. Alloh taolo mana shun bilan taqsis qilyapti bu yerda. Payg'ambarlarning bir-biridan fazilatli bo'lganligini sabablarini zikr qilyapti. Mana bittasi Alloh bilan gaplashishlik. Kim bular? Odam alayhissalom. Alloh taolo Odam alayhissalom bilan gaplashgan. Qarang, buni ko'pchilik ulamolar zikr qilmaydi, lekin sizlar zikr qilinglar, odamlarga yetkazinglar. Odam alayhissalomning fazilatlari zikr qilinmaganligi uchun insonlar Odam alayhissalomni bir haqir ko'zidan qarashadi. Gunohkor, johil, bir nihoyatda sodda, nima qilishini bilmaydigan, xuddi butun insoniyatga zulm qilgandek o'ylashadi. Qarang, mana o'zimizni o'zbeklar ichida Odam degan ism qanchalik rivojlangan. Odam degan ismni qo'yishadimi farzandlariga? Juda kamdan kam. Juda kamdan kam holatda qo'yishadi. Ha, yana aytishadiki, Odam alayhissalom payg'ambar, biz iymon keltirganmiz deydi. Payg'ambarlarning avvali butun insoniyatni dadasi deydi-yu, lekin farzandiga Odam degan ismni qo'ygisi kelmaydi. Qarang, nima uchun endi o'zbeklar farzandlariga Odam degan ismni qo'ymayapti? Demakki, og'zidagi gaplari bilan qalblardagi muhabbat bir xilmas ekan. Agar yaxshi ko'rganda, Odam alayhissalomni yaxshi ko'rganda edi, farzandiga qo'yardi ism. Shu Odam degan ismni qo'yardi. Bir inson aytsa-ki,
biz endi Muhammad aleyhisselam afzal bo'lganligi uchun u kishining ismini qo'yyapmiz desa, hamma Muhammad emas-ku, hamma Ahmad emas-ku, boshqa ismlar ham ko'p-ku. Birinchi bo'lib insoniyat ichida Alloh taolo gaplashgan zot Odam alayhisalomdir. Shunday to'g'ridan to'g'ri gaplashgan. Hech qanday vositasiz. Ba'zi hadislarda ayanan deyiladi. Ochiqchasiga. Va yana sabit bo'lgani Musa alayhisalom. Alloh taolo Musa alayhisalom bilan gaplashdi. Uchinchisi Muhammad alayhisalom. Muhammad alayhisalom bilan ham gaplashdi. Ya'ni Mirojda Isroda gaplashganligi sabitdir. Zarra qadar shak shubha yo'q. Alloh taolo bu yerda mutlaq aytib qo'ydi. Minhum u payg'ambarlar ichida man kallamallohu Alloh gaplashgan kishilar bor dedi. Biz endi shu uchtasini bilamiz. Va shunday deymiz, biz uchtasini bilamiz deymiz, aytamiz. Odam alayhissalom, Musa alayhissalom, Muhammad alayhissalom deymiz. Ularni ham inkor qilmaymiz. Va bundan oshiqchasini ham inkor qilmaymiz. Chunki Alloh taolo muayyan bir adat aytmadi. Ularni ichida Alloh gaplashganlar bor dedimi? Demak bu uchtadan ham boshqa gaplashganlar bo'lishi mumkin. Biz bilgan payg'ambarlarga nisbat bera olmaymiz. Ehtimoli bor, lekin nisbat bera olmaymiz. Nimaga? Oyat hadisda kelmadi. Lekin bizga xabar berilmagan qancha payg'ambarlar bor. Balki o'shalarning ichida Kalimulloh bordir. Alloh bilan gaplashgan payg'ambarlar bordir. Shuning uchun masalalarga diqqatli bo'linglar. Kitoblarda aytilsa-ki, bizni bilganimiz Odam, Musa va Muhammad alayhimussalom shular xolos bizni bilganimiz, boshqasini bilmaymiz degan bo'lsa bir olim. Siz bu uchtadan boshqasini rad qilamiz degan xulosaga bormang. O'sha olim qani shunchalik tekshirib turib meni bilganim shu degani, bundan oshig'ini bilmayman degani. Tushundingizmi? Inkor qilaman degani emas. Lekin bizning zamondagi ko'pchilik bu masalalarni tushunmasdan inkor qilib yuborishadi. Faqatgina 3ta shu payg'ambar xolos. Agar shuni ham bilsa, bo'lmasam, ba'zilar faqatgina Musa alayhisalomni biladi, boshqasini inkor qiladi. Wa rafa'a ba'dahum darajatin va ba'zilarini darajalariga ko'tardi. Qarang, bir darajaga emas, ikki darajaga emas, darajatin jam bo'lib ko'p darajalarga ko'tardi. Kim u? Albatta, birinchisi Muhammad alayhisalom. Muhammad alayhisalomni Alloh taolo nihoyatda baland darajalarga ko'tardi. Payg'ambarimiz alayhisalomning boshqa payg'ambarlarga nisbatan darajalari nihoyatda baland. Afzallik ya'ni shunday xizmat bilan amal bilan, ibodat bilan, da'vat bilan bo'ladi. Muhammad alayhisalomni dunyodagi fazilatlari ham nihoyatda ko'p. Oxiratdagi fazilatlari ham nihoyatda ko'p. Dunyoda ham u kishiga ko'pgina xususiyatlar berildi, oxiratda ham juda ko'p xususiyatlar berildi. Bular hammasi u kishining darajalarini baland bo'lganligini ko'rsatadi. Ammo bu tafsirni faqatgina Muhammad alayhisalomga xoslamang. وَرَفَى بَعْضَهُمْ Çünkü Allah Ta'ala بَعْضَهُمْ ularının bazılarını derecelerine köterdi diyetti. Bittesini demeyetti. وَرَفَى وَاحِدًا مِنْهُمْ demeyetti ki ulardan bitte ginesini demeyetti. Bazılarını diyetti. Muhammed Aleyhisselam bütün peygamberlerine nispeten derecesi belend ve İbrahim Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'dan başka bütün peygamberlerine nispeten derecesi belend. Va ulul azm bo'lgan 5ta payg'ambar esa boshqa payg'ambarlarga nisbatan darajalari baland. Shunday tushunishligimiz kerak. Mana payg'ambarlarning fazilati, payg'ambarlarning darajalariga kirib ketdi-yu, bu oyatning o'tgan oyatlariga nima aloqasi bor? Nima taalluqi bor, nima irtiboti bor desiz? Hozir o'zi tafsirning zimnidan tushundilaringiz. Bu payg'ambarlarning fazilatini sababi nima bo'lyapti? Amal bo'lyapti. Ibodat, xizmat bo'lyapti. Alloh taolo shuning uchun bu oyat keltiryaptiki, ey insonlar, ey qullarim, mana o'tgan oyatlarda biz sizlarga ko'p hukmlarni, ibodatlarni o'rgatdik, amal qilinglar. Amal qilsalaringiz, darajalaringizni baland qilamiz.
Mana sizlarning rahbarlaringiz bo'lgan payg'ambarlar o'sha bizning buyruqlarimizga qanchalik bir mukammal itoat qilgan bo'lsa, qanchalik mukammal ibodat qilgan bo'lsa, qanchalik mukammal xizmat qilgan bo'lsa, shunga qarab turib biz darajalarni ko'tardik. Mana sizlarga ochiq dalil. Boshqalarning dalilini bilmasalaringiz ham payg'ambarlarning holati sizlarga ochiq bir dalil bo'lsin. Shuning uchun sizlar eng mukammal insonlar bo'lishlikka harakat qilinglar. Bu bir umumiy. Ikkinchisi, bundan oldingi oyatlarda jihad kelgan edi. O'tgan payg'ambarlar jihad qildi, jihad masalasida Allohga itoat qildi, ularni biz fazilatli qildik. Darajalarni ko'tardik. Sizlar ham payg'ambarlarga ergashinglar, aytasizlar zotan payg'ambarlarga ergashamiz deysizlar, payg'ambarlar jihad qilgan. Mana qarang, Tolutni tayin qilgan payg'ambar insonlarni jihodga targ'ib bergan edi. Keyin mana Davud alayhissalom, Muhammad alayhissalomning jihodi. Undan oldingi boshqa masalalar. Agar bir inson aytsa-ki, nahotki shu oyatni ham jihodga bog'lasalaringiz-a, desiz hozir keladi qani. Oyatni yarimi zotan jang to'g'risida aytibdi. وَاَتَيْنَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ Ve Meryem'nin oğlu İsa'ya açı hüccetlerini kiltirdik. Beyinat, açı hüccetler, mucizeler, ilimler, kerametler verdi Allah-u Teala. Kareyim biz verdik de yaptı Allah-u Teala. İsa Aleyhisselam'ın himayakıyla yaptı. Yahudiler ve başka kafirler İsa Aleyhisselam'a tültekizmesin. Biz İsa Aleyhisselam'ın katlı himayakıyla'mız. وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ Ve mukaddes ruh bilen, yani Cibril ben onu kollab kuvvetledi. Zaten Cibril aleyhisselam bütün peygamberlere keledi, rahiyet kelediler. Ve bütün peygamberlerin yanında var. Lekin İsa aleyhisselam'a nispeten, yani en köp yardımcı buldular. Cibril aleyhisselam'ı Allah Teala İsa aleyhisselam'a yine hem köp cünettiler. Nimaga? Çünkü Yahudiler İsa aleyhisselam'a nihayet derecede katlı düşman bo'lganlar. Nihoyat darajada. Nihoyatda qattiq zulm qilib aziyat berishgan edi. Butun hayoti zulmda aziyat ko'rdi Iso alayhisalomning. Shuning uchun Alloh taolo Jibril alayhisalomni jo'natdiki, Iso alayhisalomni qo'llab-quvvatlashlik uchun. Qarang, Iso alayhisalomning ismini ochiq zikr qilyapti. Boshqa payg'ambarlarning ismini zikr qilmadi. Iso alayhisalomning ismini zikr qilyapti. Bu ham İsa Aleyhisselam'ın faziletiga dalalat qiladi. İsa Aleyhisselam'ı zikir kılarken Meryem'nin oğlu deyapti. Nimaga? Nasroniylarni rad qilyapti Alloh taolo. Ular İsa ibnulloh deyishadi-ku. İsa Allohning oğlu deyishadi, na'udhu billah. Alloh taolo ularni rad qilib, İsa Meryem'nin oğlu deyapti. İsa Aleyhisselam Allohning qulidir ve büyük bir payg'ambardir. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Eğer Allah Teala kahlegen deydi, açı hüccetler kiyenden kiyin, o peygamberlerden kiyingiler cengimegen buluşaradı. Kareyim bu peygamberlerde etme yaptı. مِنْ بَعْدِهِمْ هُمْ زَمِرْ Resulye kitadı. O şey Resullerden kiyin, peygamberlerden kiyingiler jang qilmagan bo'lishardi agar Alloh taolo xohlaganda. Ya'ni jang qilmasligini xohlaganda edi, jang qilish olmas edi. Demak, butun payg'ambarlarning ummatlari payg'ambarlar vafot qilgandan keyin va oradan ozmi ko'p vaqt o'tgandan keyin jang qildilar. Butun ummatlarda bo'ldi. Mana Muhammad alayhisalomning ummatiga qarang. Muhammad alayhisalom vafot qilgandan keyin bir asr o'tmadi-ku. Muhammad alayhissalom vafot qilgandan keyin ko'p o'tmasdan ummatining ichida jang boshlandi. Jang bo'ldi-ku. Endi Muhammad alayhissalomdek bir afzal, eng fazilatli, eng tarbiyasi mukammal bo'lgan payg'ambarning ummatining ichida u kishining vafotidan hali 100 yil o'tmasdan oldin, bir asr o'tmasdan oldin jang bo'lgan bo'lsa, boshqa ummatlar to'g'risida nima deb o'ylaysiz? O'sha payg'ambarlarning ummatlari payg'ambarlardan keyin
jang qildilar. Lekin bu jang qilishlik masalasida shuni bilingki, Allohning mashiyati bilan bo'ldi u. Alloh taolo qadarda shuni xohlagan edi. Agar shu jang bo'lishligini Alloh xohlamaganda hech kim jang qilmas edi. Hech kim. Muhammad alayhisolamning ummati ham jang qilmagan bo'lardi. Musa alayhisolamning ummati ham, Iso alayhisolamning ummati ham. O'zlarining o'rtalarida ham va bir-birining o'rtasida ham jang qilmagan bo'lishardi. Lekin jang qilishdimi? Bu Allohning mashiyati bilan bo'lyapti. Qarang. Ya'ni bu hozir oyat jangning ikki tarafini o'zining ichiga oladi. Albatta jang qilyap turganlar yoki ikkalasi ham botil bo'lishi mumkin, yoki bittasi haq bo'lib, bittasi botil bo'lishi mumkin. Oyatning zohiri shuni hammasini o'zining ichiga oladi shu yergacha. Lekin valakin ixtilofu, lekin insonlar ixtilofga tushdi. Faminhum man amana va minhum man kafar. Ularda ichida iymon keltirganlari bor va ularning ichida kofir bo'lganlari bordan ma'lum bo'lyaptiki, shu jang qilganlarning bir tarafi mu'min, bir tarafi kofir bo'lyapti. Albatta mu'minlar haq. Endi bu o'rtadagi jang mu'minlar tarafidan nima deyiladi? Jihad deyiladi. Qarang, oyat jihadga qanchalik bog'liq bo'lyapti. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, insoniyat tarixida bo'lgan janglar. Agar kofir bilan kofir o'rtasida bo'lsa, u ham albatta Allohning ixtiyori bilan bo'lgan. Hech narsa Allohning iznisiz, irodasiz bo'lmaydi. Va uni ham tagida hikmatlar bor. Kufr kufrni zaiflashtiryapti. Kufr kufrga zarar beryapti. Yana valaulada Allohin nasa ba'dahum bi ba'din bo'lyapti. Alloh taolo bir kofirni sababidan boshqa kofirni yo'qotyapti. Tushundingizmi? Mana bizning zamonda ham ko'ryapsiz-ku, agar ikkita kufr mamlakat urushib qolsa, islom ahli sal bemalol nafas olyapti. Kofirlar urushmasa, birlashadigan bo'lsa, hammasi bir bo'lib islom ahliga tashlanishyapti. Butun zamonlarda shunday bo'lgan. Endi İslam bilan küfürde ortasında bo'lyapti turgan janglarda esa albatta İslam tarafından bo'lyapti turgan jang jihoddir, ibodatdir, eng fazilatli narsadir. Bu ham Allohning xohishi bilan bo'lyapti. Asl masala shu. Chunki Alloh taolo oyatining oxirida, oxirroqda mana faminhum man amana va minhum man kafar dedi. O'sha jang qilyapti turganlari ba'zilari mu'min, ba'zilari kofir dedimi? Asl maqsad shu jihod masalasi. Alloh taolo aytmoqchiki, insoniyat tarixida bütün mu'minlar kofirlardan jang qilgan, jihad qilgan. Birinchidan, ey mu'minlar, shuning uchun sizlar jihadni tark qilmanglar. Tarixda bo'lib kelgan narsa bu. Sizlar nimaga endi tark qilyapsizlar? Sizlar ummatning eng afzalisizlar, sizlar jihadni eng mukammal holatda qilishlaringiz kerak. Nainki jihadni tark qilsalaringiz, jihaddan yuz o'girsalaringiz, jihaddan qochib ketsalaringiz. Uyalmaysizlarmi? Bütün tarixda bütün ummat jihad qildi. Sizlar kuntum xayra ummatin, ummatning yaxshisi bo'lsalaringiz, eng yaxshi jang qilinglar, eng yaxshi jihad qilinglar, sahobalarga o'xshab. Bu bir. Ikkinchisi oyatdan keladigan masala, hikmat. Ey kofirlar, nimaga sizlar bu zamondagi mu'minlarga, Qur'onga iymon keltirgan mu'minlarga e'tiroz qilyapsizlar? Ularni jihodiga qarshi chiqyapsizlar. Ularning jihodini qoralayapsizlar. Ey yahudlar, nimaga sizlar mu'minlarning jihodini qoralayapsizlar? Sizlarning ajdodlaringiz iymondaligida kofirlar bilan jihod qilmadimi? Juda yaxshi bilishadi yahudlardan so'rang, tarixlari bor ularda. Qancha maqtanib, faxrlanib yurishadi. Ey nasroniylar, nimaga sizlar islom ahlining jihodini qoralayapsizlar? Nima sizlarda ajdodlaringiz Alloh yo'lida jihad qilmadimi? Mu'min ajdodlaringiz qildi, maqtanib yurasizlar-ku. Va butun insoniyatga aytamiz. Butun insoniyatni tarixida mu'min bo'lgan ajdodlari Alloh yo'lida jihad qilishdi, bunga maqtanishadi ular. Bu bir. Ikkinchisi. Endi bu kofirlar kofir bo'lganligi uchun hatto kofir ajdodlarining jangi bilan ham faxrlanishadi-ku. Buna Fransuzlar Napolyon bilan faxrlanmaydimi? Qancha faxrlanishadi Napolyon dunyoning yarmini bosib oldi deb.
Makedoniyalıklar Aleksandr Makedonski bilan faxrlanmaydı mı? Nemislar Gitler bilan faxrlanmaydı mı? Ruslar o'zlarini shu sarkardalari bilan faxrlanmaydimi ular? Hammasi faxrlanishadi-ku. Qarang. Demak, jang yaxshi narsa ekan. Agar yomon narsa bo'lganda edi, fransuzlar aytadiki, biz ajdodlari Napoleon degan bir zolim badbaxt o'tgan ekan. Yaxshi qilmagan ekan, butun dunyoni bosib olib, shuncha odamlarni o'ldirib, shaharlarni buzib Keremez bizge bunda ajdod demedi ki. Ruslara muzlarını tarihte ötken sarkardalarını, leşker başılarını yamanlaşmaydı ki, mahtaşadı ki. Hani demek indi İslam ahli Allah yönü de cihat kısa, Allah'ın hükmü itaatı ki halette ve dünyadan zulümde yok açış mahsadı da, şirifte küfürde yok açış mahsadı da, dünyaya İslam'da adaletini, güzellikini, hakiki insani hayatı tikleşle geçen cihat kısa, ne için onlar rad qilinishligi, qoralanishligi kerak. Aslida jang bo'lmaslik kerak edi. To'g'ri. Buni islom aytadi. Zotan islom jangsiz boshlandi. Odam alayhissalomdan boshlab Muhammad alayhissalomgacha jangsiz boshlandi. Odam alayhissalom jangga targ'ib bermadi-ku. Nuh alayhissalom 950 yil da'vat qildilar. Musa alayhissalom birdaniga jangni boshlamadilar-ku. Iso alayhissalom jangni birdaniga boshlamadi. Muhammad aleyhisselam 13 yıl sabır kıldı ki. Demek İslam bir deneye cengde başlamaydı. İslam aslında cengkimeslikke tarafdar. Ceng bu masın değil. Lekin cengde silah çıkarıyordular. Cengde daim zalimler, fasıklar çıkarıyordu. Bunge Allah Teala işaret kılıyordu ki min ba'di ma ca'atuhumul bayyinat ularge açı hüccetler ki yenden ki indiyat. Açı hüccetler kelgandan keyin, yani Allah'ın hükümleri kelgandan keyin, Allah'ın emirleri, buyrukları kelgandan keyin, mu'minler onge amal kıldı, insanlar münezzem şekilde güzel halatta hayat geçirip gidiyordu. Peki kafirler bu kanunlara karşı çıktı, isyan kılıçtı, kabul kılmadı, şimdi ortadan can çıktı keyin. Bana İslam ağladı, eğer İslam'ı amal kısa, Müslümanlar ortalarda can kılıç caiz mi? Yok, en katta günah ki. Karen, İslam hakim bo'lgan yerda Müslümanlar ortalarda jang qilishlikka izn bermaydi. O'g'irlik qilganda qo'lini kesadi, zino qilganda agar uylangan bo'lsa rajm qiladi, odam o'ldirgan bo'lsa qisos qilib o'ldiradi. Shunda jazosini berib, insonlarni tinchligini muhofaza qilib ketaveradi-ku. İslam aytmayapti-ku, Müslümanlar ba'zan ortalarda urush turinglar, jang qilinglar demayapti-ku. Harom qildi-ku. Demek eğer İslam bütün dünyaya hakim olsa, bütün dünyada cenglerde tohtatadı İslam. Ceng kim elerdiydi? İslam aslen cenge taraflarmaz. Lakin cengde kim çıkar yaptı? Fasık Müslümanlar ve kafirler çıkar yaptı. Fasık Müslümanlar çünkü tarihte gördüleriz, İslami hükümetlere bağavatlar kılıçtı. Karşı çıkıştı. Ceng kılıçtı. Bana kafirler İslami hükümetlere karşı çıkıp, bana bizim hilafetimizi yıktıp, güzel İslami hükümetleri yok açıp, dünyanın şirke, küfürge, fasatke tuğduruşu yaptı ki. Biz ajdatlarımız dünyanın her tarafıya cihat kılıp varken bulsa, o şey kafirler, uzları hursan buluşandı. Biz ajdatlarımız yerge cihat kılıp varkenliğe, yerge medeniyet, ilim alıp varkenliğe hursan buluşandı, fakirlenişandı. Ulardı tarihde en güzel zamanlar kısaplanadı biz ajdatlarımız varken yerler. Mesela Hindistan. Hindistan'a mücahillerde barışlıgı ve de İslami hükümet kuruşlugi Hindistan'ın tarihindeki en güzel hayatlardan birisidir. Rusya'ya hem şundik. Rusya hazı etibar gama yaptı, yaşadı yaptı. İşte Rusya hem Rusya'nın hem cüda köp mintakalarına mücahillerde barganlığı, İslam'da alıp barganlığı, kullardan ki genç İslam'da tatlılık genliği Rusya'nın tarihindeki en güzel zamanlardır. Yevropa ham shundek. Yevropaning ko'p qismiga Usmoniy xilofat tarafidan mujohidlar bordi. Afrika va boshqalar. Qarang, hozir mana Albaniya. Albaniyaning dunyoda qanday bir qadr qiymati bor? Albaniya. Hech qanday bir shuhrati ham yo'q. Lekin islom unga bir izzat beryapti. Mana
Alloma Alboniyni qarang. Alboniy. Albon kalimasi arabcha kalima emas. Albaniyadan bo'ladi u kishi. Albaniyadan borgan, keyin Suriyada katta bo'lgan. Suriyada o'qidi, olim bo'ldi, Alboniy. İslam bu izzatni beryapti. Bulgariyada ham shunday va boshqa Yunoniston yoki Yugoslaviya shu taraflarga İslam bordi va İslam bo'lgan vaqtda nihoyatda go'zal tarixlari bor ulardi. Lekin ochiq hujjatlar kelgandan keyin rad qilishdi, qarshi chiqishdi, jang bo'lishiga, jang paydo bo'lishiga sababchi bo'lishdi. İkiye bölünüştü. İçilerde mu'minleri var ve kafirleri var. Ben Allah Teala mu'minlerini mukaddem kılıyordu ki, çünkü insaniyet tarihinde iman asıldır. Biz asılımız. Kafirler deyordu ki, Müslümanlar yenge çıkken deyordu, yalan yapır yaptı, yalan çıkan zaflar. Yok. Dünyada aslen mu'minler vardı. Yani Adem Aleyhisselam mu'min emez miydi? Asıl mu'minlerdir. Nuh Aleyhisselam zamanında bütün insanlar kırılıp gitti. Nuh aleyhisselam ve onun oğulları mu'minler emas mıydı? İslam'da emas mıydı ular? Demek ki dünyada insaniyet hayatıdaki asıl başlanışlık imandan, İslam'dan başlanıyordu. Biz o şey asılı devam ettiriyoruz. Biz 14 asırdan aldın çıkan bir bidiyet taifemez miyiz? Yenge çıkan bir taifemez miyiz? Bu kafirler yenge çıkan taife. Müşrikler yenge çıkan taife. Yahudiler, Nasraniler, Butparaslar, Majusiler, ular yangi çıktı, ular bidiyat. Bizimiz asıl. Şunun için Allah Teala iman keltirganlarni mukaddam kılıyordu. Ve ular dışında kafir bo'lganlar var. İmanlı bilasizlar ishonmoq degani, tasdiq qilmoq. Amin kelimesinden çıkan, tinchlik. Qarang, tinchlikni xohlaganlar var. Kafir nima degani, qarshi chiquvchi, inkor qiluvchi, nonko'rlik qiluvchi degani. Ne'matlardan yuz o'giruvchi degani, isyonkor degani. Balav shay Allohu maqtatalu, agar Alloh xohlagan deydi ular jang qilishmasdi. Walakinalloha yaf'alu ma yurid, lekin Alloh taolo o'zi xohlaydigan ishlarini qiladi. Hech kim Allohga e'tiroz qila olmaydi. Alloh xohladi buni. Insonlarning o'rtasida jang bo'lishligini Alloh xohladi. Bütün insoniyatga ham tegishli ve Payg'ambarimiz alayhisalomning ummatiga ham tegishli. Shu yerda biz agarchi oyat tabiiyki Payg'ambarimiz alayhisalom zamonida nozil bo'ldi, sahobalarning jangi Payg'ambarimizdan keyin bo'ldi. Lekin oyat qiyomatgacha keladigan hammaga qonun bo'lganligi uchun oyatning sahobalarning o'rtasidagi jangga ham tegishli tarafi bor. Aytdiki yuqorida ham, sahobalar ham Rasulullohdan keyin jang qilishdi mana. Bazı cahiller bizi zamanımızda görüyorsunuz. O'zi İslam'da %5'e yem amal kılmıyordu. %5'e yem. Yarımını koyun, %50'ini koyun, %40'ını koyun. %5'e yem amal kılmıyordu. Sahabeler getir uzata. Sahabeler nereye can kıldı? Sahabeler can kılıp dinle büzdü. Birinciden bu sahabeler getir tuhmet. Sahabeler getir bunca geplerde getirgeler münafıktır, münafıktır, münafıktır. Hiç yanda şek yok. İkinciden, tenazülü yapırsak, hoş, seni büzük akidenge göre sahabeler can kılıp zarar verdi deyilik. Ha seni tüzelt, seni mi tüzeltme yapsan? Ula hata akıgen bursa, ula büzgen bursa seni tüzeltçi, seni mi büzü verirsen? Ve sahabeler de zamanından seni zamanını bir salıştırılıkçi, sahabeler de her bittesini hayatından seni hayatını salıştırılıkçi, zerre kadar hakkın yok sahabelerde tülüz açılıkken. Eğer şimdi bu açsa ki, ya şimdi ikide sahabe, ikide muminin can kılıçdaki tuğru mu? Yaşı mı buduysa? Biz etemiz ki, وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَلَوْ شَيْ اللّٰهُ مَقْتَتَلُوا. Eğer Allah-u Teala hâle gende can kılmasıydı onlar. Peki Allah-u Teala hâle gende kıladı yanzat. Sahabelerde ortada can buluşurken Allah hâledi. Kaderde bağırdı onarsa. Yer osmonlar yaratilishligidan oldin Lavhul Mahfuzga yozilgan edi. Sen Allohning qadariga qarshi chiqyapsan sen. Allohga qarshi chiqyapsan, isyon qilyapsan. Bo'lib o'tgan narsalarni siz bo'lmasa yaxshi bo'ladizmi, shaytondan u narsa. Siz Allohdan ham bilimdan bo'lib ketdingizmi? Alloh xato qilgan bo'lmasam, shularni yaratib, shularni qadar qilib. Juda katta hikmatlari bor.
Biz bu yaptırdığın hadiselerden özümüzde ibret ve hikmet hasıl kılışlığımız gerek. Ularga taşlatmasligimiz gerek. Allah etti ki men kılıyaptan diye. Hala yanımı kılaman diye. Bir de hani haklaştık meselesi var. Akide kitaplarda okudularız. Bazı yerlerde geldi ki bana karayın Allah Ta'ala ceng buluşluğunu haklardı. Allah Ta'ala bazı insanlarda kafir buluşluğunu haklardı. Bazı insanlarda dinden çıkışını haklardı deyildi. Yani bazı yerlerde ise Allah Ta'ala küfürünü haklamaydı. Allah Ta'ala zulümünü haklamaydı deyildi. Bunu kandaya çünüşlük gerek. Bazı ayet hadisler Allah Ta'ala hemen sana haklı uğradı. Yaşlıyam yamanlıyam. Bazı ayet hadisler ise Allah Ta'ala fakat yaşlıklarını haklıydı. Yamanlıklarını haklamaydı deyildi. Bunu kandaya çünemiz. Yani Allah'ın irade ve meşiyet sıfatları akide kitaplarda okudularız. İkiye bölünedir. Biri kauni, kauni halkı, yaratmak. Yaratçılık itibarında bugün meşiyet ve iradedir, haklaşlık. Bu, yaşlıkken, yamanlıkken kötü uğradı. Çünkü yaşlı işler, yaşlılıklar, Allah'ın iradesiziz, meşiyetsiz buna gelmedik. Yaman neselerin Allah'ın iradesiz buluşu mümkünmez. Lekin Allah-u Teala indi bizden yaşlı neselerde haklar, yaman nesillerde haklamasligi bu şer'i iradedir. Şer'i irade ve şer'i meşiyettir. Allah-u Teala şer'i iradede küfürge, şirke, zulümge hiç kaçan hahşını, iradesini bildirmeydi. Yani haklamaydı. Hiç kaçan haklamaydı. Hiç kaçan izin vermeydi. Bana şu nuktanı bilvalıydır. Yani köpçülük Müslümanlar bana şu meselede hata geçirken. Mu'tezileler, Kaderiyeler, Ceberiyeler, Murciyeler ve başka bütün adeşken taifeler bana şu ayetlerin etoğlu düşüngenliği için adeş yaptılar. 254. ayet Ya eyyühellezine amenu enfiku mimme razakunakum min kabli en yeti yevmun la bey'un fihi ve la kulletun ve la şefa'a vel kafirunahumu zalimun. Ey iman keltirgenler, sizlerge rızk kılıp bergen nesnelerimizden infak kılıylar. Sizlerge şunda bir gün gelişliğinden aldın ki, o günde hiç kendi savda satık yok, hiç kendi dostluk yok ve hiç kendi şefaati yok. Ve kafirler, ular zalimlerdir. Suyutu eti ettiler. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimme razaknakum. Yani zekatehu. Ey iman keltirgen nesillerge infak kılıp bergen nesillerge rızk kılıp bergen nesillerde infak kılıyla zekatını diyet. Yani suyuti zekat değişliği doğrumez. Mesela ke zekatihi deseydi başkaydı. Demek ki bu huddu mesela farz bugün zekatke hasdik bu kalıyat. Peki ayetinin zahiri malum ki farz bugün ve müstehab bugün bütün nefakalarını uzun işe alırdı. Zekat farzge hasmez. Min qabli an yati yawmun la bay'un yani fidaun bay savdo sotiq fido degani to'lashlik fihi uchunda wala hullatun sadaqatun tanfa'u foyda beradigan do'stlik ya'ni tanfa'u degan sifatni keltirib qo'yapti nimaga chunki ba'zi do'stliklar bor foyda beradi Alloh rizosi uchun do'st bo'lgan bo'lsangiz bir kishi bilan qiyomat kunida arshning soyasida bo'lasiz O fayda veredir. Lekin başka dostluklar fayda vermeyedir. وَلَا شَفَاعَتُنْ بِغَيْرِ اِذْنِهِ وَاللّٰهِنْ اِذْنِسِزْ Hiç kendi şefaat fayda vermeydigen, bu meydigen, mevcut bu meydigen kün gelişten aldın diye Allah Ta'ala. وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Ve bu kıyamet günüdür. وَفِي قِرَاتٍ بِرَحْفِ السَّلَسَ Ve bazı kıraatlarda ise üç öresinin rahb oluşu gibi olan. Bazı kıraatlarda nasip. Yani La bay'a fihi ve la hullata ve la şefa'ata bukigen. Bazı kıraatlarda ise rahb bukigen. Bana biz deyem Asım'ın kıraatı da La bay'un la hullatun la şefa'atun geliyat. Rahb bulup. Vel kafirune billahi ev bima farada furida aleyhim. Allah'a kafir bukigenler ya ki uzlarına farz kılınan nesillerine kafir bukigenler hubu zalimun Oşalar, yani özleri zalimlerdir. لِغَزْعِهِمْ اَمْرَ اللّٰهِ ف۪ي غَرِ مَحَلِّهِ Allah'ın buyruğunu
özünün yeriden başka yere koyacağını için. Yani Allah'ın buyruğunu yeriye keltirişte onlara zayi kıyanlıklar için onlar zalimlerdir. Ben şimdi Allah Teala yukarıda şunca misaller, örnekler, ibretler verip, faziletlerde beyan kılıp, kızıktırıp, terhip verip, terhip kılıp, korkutup, şimdi emir kılıp. Ey iman keltirgenler, biz sizlere rızk kılıp verirken meselelerden infak kılıyorlar diyor. İnfakka buyuruyor. Ayet, ütki ayet kelime alakası var. İki hıl alakası var. Böyle umumi, ey mu'minler, yukarıda ayetlerde düşündüleriz mi? Şimdi biz rızık kılıp verirken meselelerden Allah diyor da işletiyorlar. Demek ki din hizmetiyle meşgul oluyorlar. Tatken tutkenlerinizi dini işletiyorlar. Hizmet kılıyorlar. Ve hususen biz veriyoruz bunu. Ozlayı satmayasılar ki bizi veriyen nesemizi bazısını bizi yolumuzda işletemeyesiler mi? Şunçeli bir bahıl, şunçeli bir peskeş misiler? İkinci alakası cihat meselesi. Allah-u Teala cihattan getirdi. Şimdi şu cihat için mali taraftan hem yardım veriyorlar diye. Yukarıda bana nefsi cihat, nefsi bilen uziz bana canizi tikip cihat kılıyorsunuz. Bu yerde indi Allah-u Teala infakka buyuruyor. Cihat yolu da Allah'ın yolu da pullarınızı sarıflayırlar diye yaptı Allah-u Teala. Ve bu yerdeki infak ne meleki doğrusu da üç kıl tefsir var. Bazıları dedi ki farz bu yani zekat dedi. Bazıları dedi ki yok nefli dedi. Bazıları ikeleseyen dedi. Üçüncüsü doğru. Demek ki çünkü Allah-u Teala mutlak eti yaptı. İnfak kılıyorlar diye yaptı. Demek ki farz, vacib, sünnet hepsini uzun içine alırdı. Mutlaka infakka duruyor. İnfak, ihraç. Birmak, çıkarıp birmak diye yani. Neden? Allah dedi ki, mimme razakınakum, sizlere rızık kılıp vergen nesemizden diye yaptı. Ve Allah Teala en şirin, en güzel, en tahsirli bir üslub bilen buyuruyor bunu. Ya eyyühellezine amenudur. Yukarıda emettik. Allah Teala sizi hitap kılıyordu karim. Bütün mahluklarını çekiye koyup sizce doğrudan doğru hitap kıladı ki iman keltirgenler diyordu. İnfak kılıyorlar diyordu. Allah Teala sizce bünçelik itibar verip, ahemiyet verip sizce şünçelik muhabbet bulan, nihayette şirin sürülen büyüse kımasayız ne buladı? Baddak bulasız da. Dünya ahirette rahva bulasız ki. Bünçelik şirin yaptı, zayıkı genizden ki, şirin yaptı, bilme genizden ki Allah Teala sizce katlı getiredi ki. Dünya ahirette rasva kıladı. Allah'ını bergen nesnelerden. Ve biz yani razakına yukarıda emettik rizkun diyeni e'fa'un bermak diyeni. Allah'ını bergen nesnelerden. Demek birinci aklımızı kilediğen nesne maddi. Mal bile kullet kuvvetleştik. Mal çıkarı birişlik. Lekin razaklarının manası yakalasız, Allah'ın verirken bütün nesilere. Hayatiz, umriz, Allah verdi mi, şundan Allah diyor da işletin. Cesediz Allah verdi mi, cesediz işletin ya Allah diyor da. Cesedli işletişlik, fakat yine cehennem meydanına çıkışmaz. Bir braderiz için barıp yardım verişliyiz, onu ziyaret kılışlıyiz, yükünü kütar varışlıyiz. Bunlar hemen şimdi, hizmetini kılışlıyiz, başka dini hizmetlerde buluşlıyiz. Mescid medreseler kuruşluk, talib ilimlerge, yetimlerge, develerge hizmet kılıçlik, yardımcı buluşluk. Bunlar hem eskir kit oladı. Manası keng. Lekin birinci, zihinge mutabadir bu yani ise, bu mali yardımdır. Ama onge haslamaslik gerek. Min berazaknakum, biz sizlerge bergen nesnelerdendir. Allah Teala zaten biz verdik ki, hemen verdik, bir kısmını soru yaptı salasılardan. Ne dediğinlerse bu? Uyanışlık gerek. Çünkü sen alamız, kanca verse alıramız, yok demeyimiz, yeter demeyimiz, az yineni versek, bergin ise bergimiz kime yaptı? Ve Allah Teala yine ayet yaptı ki, köpertirip veremem de yaptı. Bergenlerizi köpertirip veremem de yaptı. Sahaban veremem, cennetten veremem de yaptı. Vermezdik ki hakkımız yok. Bilmesin ki cezayen bir adı. Demek uzun hayatı da hah maddi, hah manevi, hah cismani kaysi yoldan busa busun dinge hizmet kılmaya yaptırgenler zalimlerdir. En akılsız insanlardır.
Şunca zulüm var bunun içinde. Allah dedi, Allah kendi ankörlük kılıp Allah da öyle işletme yapsan. Ve yine Allah da köpeltirip bir emende yaptı, birime yapsan. Bir Yahudi kelimesi ki, şeriatke muvafık ticaret kılamız. Senge katta fayda bir emendisi, tanış bilişlerden karz alıp bu sen şu ticaret kılasan. Allah Teala senge inkemede 10 barabar kılamende yaptı. Köpünün çigarası yok. Abafen kethira. Cüde köpeltirip bir emende yaptı, birime yapsan. Bu akılsızlık bu. Allah Teala büyürgenden kin korktu yaptı. Min kabli en ye'tiye yevmun. Şimdi bürkenin gün kilişli giden aldın diye. Ölümden aldın. Hayattan ilgileriz de kılıyorlar bunu. Öyle yaptırıp vasiyat gitmeyin. Şimdi ballarıca ve açığı ki lafızı kimez. Şimdi ballarıcı ki gözler atırmayın onge. Karaski öyle yapsız, yani işletelmeyesiz. Ulan ki vasiyat kılıyorsun mu? Yok, trigli gizde kılıyın. Yani trigli gizde kılıyın halette vasiyat kısız, yakşı. Trigli de kılmasız, vasiyat kısız, kabih bu, hunik. Hala şimdi bu gün geledi ki la bayan fihi. O günde bay yok. O günde alışveriş, savda satık yok. Bıra mesela satıp alalmıyorsunuz. Bu dünyada satıp alışız mümkün. Bu dünyada satışız mümkün. Evet. Yani Allah Teala sizden ticaret kılıyordu. Allah diyordu, vermeyin geliyordu. Köpeltirip veremem diye. Karayın ticaret kılı yaptı Allah Teala siz bilen. Siz cennette satıp alıştığınız mümkün. Dünya ahiret, ahiret izzetini satıp alıştığınız mümkün. Şu malı canınızı fida kılıp. Lakin ahirette ise satıp alamıyorsunuz. Kıyamet günü de dünyanı tolduradırken altın veremendisiniz. Allah Teala zerre kadar nimetini vermeydi sizge. Hiç kendi malı devlet ötmeydi. Faydası yok. Şunun için biz mene şu dünyada işletip kalıyız. Tapkanımız Allah diyorlu işletsek, hem ahiretki zahire buladı, hem dünyada Allah Teala köpetirip biri uğradı. En güzel hayat şu. Ve le hulletun hullet dostlik. Hulletun yani tahallelede yani araleşip gitti yani. İkide dost şu derecede dost buladı ki, birbirlerinin sırlarını buladı. Birbiriye kirişip gitken dostlar. Şunu hullet değiladı. O kıyamet günde hiç kendi hullet yok. Eğer Allah yolu da bu megen bilse. Allah yolu da dost bu megen bilseyiz. Birbirinizi hakka çakırken davet kıyken bilseyiz. Kıyamet günü de aşının sayesinde bulasız. Allah'ın dostu bulasız. En afzal insanlardan bulasız. Peki insanlardan abrusu için, ya ki şuhreti için, baylığı için, nasabdarlığı için dost bu megen bilseyiz. Kıyamet günü de fayda vermeydi bu. Ve hiç kimse dostuz. Eğer siz bir insanla Allah için dost bulgansız o, ama o siz Allah'a itaat kılmayasınız. O dostuzdan sizi kıyamet gününde kurtarıp alamayız, yardım veremeyiz. Kıyamet gününde hiç kendi dostluğu yardım vermeyiz. Fakat yine Allah tarafından burada necat. Bütün dünya size dostuz bu faydası yok. Eğer Allah'ta razı kılmasız. Ve la şefaatuna hiç kendi şefaat bulmayacak. Albatta farishtalar şefaat kıladı, peygamberler şefaat kıladı, avliyalar şefaat kıladı yu. Lekin Allah'ın iznisi şefaat kılmıyordular. Şimdi siz Allah'ta narazı kıyken bu siz, dinge hizmet kılmayken bu siz. Hani kılıp indi Allah Teala peygamberlerge şefaatke izin veredi yu, ula sizi şefaat kıladı. Şefaat yok. Yukarıda ettiği yer etemiz ki, bazı ayetler şefaatte rad kıladı, bazı ayetler şefaatte sibat kıladı. Bunu kendine düşünüş gerek. Bu hazır yetkenimiz değil. Kıyamet günü kıyamet günde şefaat elbette var. İsbat kıyken ayetler eti yaptı. Red kıyken ayetler ise Allah'ın iznisiz bugün şefaatini red kıyken yaptı. Her bitti şefaat Allah'ın izni bile buladı. Allah izin vermese bu neydi? Şunun için insanlar Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatı da olsa ne doğru düşünmesin. Öylemesin ki Peygamberimiz Aleyhisselam uzunin hahlegenine şefaat kıladı. Yok. Allah hahlegen kişinin şefaat kıladı. Allah kim ki izin verse şunu şefaat kıladı. Kaysi kul Allah'ta razı kıyken bilse şunu şefaat kıladı. Allah'ta narazı kıyken, Allah'ta isyan kıyken, günahkar bulgen insanlarını hiç kaysi Peygamber evliya şefaat kılmıyordu. Ha indi mesela
günah kebire kigen insanlar Allah'ın meşiyeti de ular ahire şefaat köredi beridir. Yani bu ahli sünnet ve cemaatin yakidesi. Katta günah kigenler cehennemde yanadı ya ki yanmıyordun Allah biledi. Halese günahları gerese ceza biledi. Cezasını agenden ki peygamberler uları şefaat kuradı ki cennete kiredi. Diye Allah'ın izni bilen buladı. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Bu ayet ne gibi bir ödekeli yaptı? İki de sebebi var. Birincisi, iman keltirgenlerini Allah Teala cihatke tarihib beri yaptı mı? Ayet yaptı ki, sizlerde karşılarındaki bu kafirler zalimlerdir. Onlar zalim. Onlar da zulmünü tohtatıyla diye yaptı Allah Teala. Şu cihat kılıp, dinge hizmet kılıp, malu canlarınızı fida kılıp, kafirlerde zalim, zulümden tohtatıyorlar, zulüm kılıyordular. Hemen zulüm kılıyordular. Allah'a gelip, Allah'ın peygamberi gelip, müminleri gelip, uzları gelip, bütün insaniyet gelip, bütün kainat gelip, zulüm kılıyordular. İkinci itibarı, ikinci hikmet şu ki, kafirler ve zalimler durdu. Allah'a dedi ki, eğer sizler bu hükümler deyin, gelkseleriz, Allah'ın kanunlarını kabul kümeseleriz, karşı çıksalar kafir bulasınlar ve kafir bulasınlar zalim bulasınlar. Özlerce zulüm kıyken bulasınlar ve hemenge zulüm kılıyattırken bulasınlar. Müfessirler dedi ki Allah'ki hemler bulsun ki kafirler ular zalimlerdir dedi. Tehkitler et yetkirin. Vel kafirun humul zalimun. Kafirler ulardır zalimlerdir diyet. Allah'ki hemler bulsun ki az zalimune humul kafirun demedi. Zalimler ular kafirlerdir demedi. Eğer onu dediğin neydi? Halak bulardık. Çünkü zulüm hemimizden bulardık ki, sadır bulardık ki. Zulüm ne demek? Şeriatçıya kılak işler hemisi zulüm. Bir nesane uzunu yeriden başka yere koştuk. Yani vadu aşşey ile gayri mehallihi zulmun. Zulümün tefsiri, tarifi şu. Bir nesane uzunu yeriden başka yere koştuk zulümdür. Yani bir insan zina kıladı, zulüm. Namaz okumaydı, zulüm. Ramazan'da rozasını tutmaydı, zulüm. Bir mumundu gıybet kıladı, zulüm. Hakarat kıladı, zulüm. Dinge hizmet kıladı, zulüm. Karin. Kette zulümlerdi bilesinler. Eğer zalimler kafirlerdir dediyse, onda zalimler kettiydi. Zulüm kıladı mı küfürge şükür olurlardır. Karin. Allah-u Teala dedi ki, kafirler ular zalimlerdir diyordu. Şu ayetten bir akide meselesi gelip çıkardı ki, demek kafirlerini adaletli dişlik caiz meseken. Amerika adaletlidir dişlik küfürdür. Ruslar adaletli dişlik küfür. Hani şu adaletli diyende küfürlüğünü bilgendik için bizden ne deydi? Ruslar insaflı deydi. İnsaf diyene adalet diyene. Yapta eğlentirmesin. Üyelmesine içerdi ki Müslümanlarda iman var, insaf yok. Ruslarda iman yok, insaf var deydi. Rusya'da yürüyenlerden bir sorunçı, Ruslarda kança insafı var iken. Bu cahilene gepler bular. Kendi kılıp kafirde insaf buladı. İnsaf diyene adalet diyene. Allah ayeti yaptı, vel kafirûne humu zalimun. Kafirler ulardır zalimlerse, sizi deme hakkınız var ularda adaletliydiysiz. Kimi ki kafirlerde adaletliyse kafir buladı. Allah deyin ki artık emredi çünkü. Ha mesela bir amel kısa, haleci ameli İslam'da mehtergen amel bulsa, bitti şu amelde etsiz buladı. Mesela bir kafir keti yatırıldı, bir yaş böyle çünkü yattıken, haleci yaş böyle Müslümanlı balası. Kafir suyu uzun teşette, haleci yaş böyle çıkardı. Şurada halak buluştu giden kutkardı. Bana şu amelde mehtersiz. Nihayette bir yaşa amel kıldı, güzel amel kıldı deyiz. Ama bu yaşa amel kıyamdan bu uzu adaletli yaşa kalmaydı bu. Beridir kafir. Onunla teşekkür izhar kılarsız. Rahmet demeyiz, rahmet demeyin. Teşekkür deyiz. Eğer oruç bulsa spesive deyiz. Peki rahmet demeyin, rahmet mumullar işletilirdi. Kafirlerine rahmet değilim neydi? Bizim Müslümanlar cahil, Rupa'daki adamı rahmet rahmet diyorlardı. Kafirler zalimlerdir. Siz burada zalimmez demeyin. Zalimmez siz kafir bulasın. Şu ayetliğin kakıyken bulasın. Kafirler de uzlariyem, siyasetleriyem, hükümetleriyem, kanunlariyem, hemesi zulümdür. Kim onu adaletliydiyse kafir bulasın. Allah subhanehu ve teala bütün ümmetke
Kur'an'ı mükemmel halette örgenip, amel kılıçlığı saadetini müyesser kılsın. Kur'an'ı mükemmel halette örgenip, amel kılıçlığı saadetini müyesser kılsın. Kur'an'ı mükemmel halette örgenip, amel kılıçlığı saadetini müyesser kılsın. Kur'an'ı mükemmel halette örgenip, amel kılıçlığı saadetini müyesser kılsın.